Şu anda köydeyiz, Gevrek köyündeyiz. Yine Gevrek köyü sakinlerimizle kısa kısa röportajlarımız oluyor. Şimdi yine yanımızda bir genç kardeşimiz var Gevrek köyünden. İsim ne abi? Ömer Güneş. Ömer abi ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Biraz üniversite anlatır mısın? Üniversite mezunuyum. Askere gittim geldim. Şu anda KPSS'ye hazırlanıyorum. Eylül'de KPSS sınavımız var. Evet. O şekilde devam ediyoruz. Köydeyim yani şu anda. Evet. Anne baba nerede? Anne babam, babam çiftçi, annem ev hanımı. Öyle mi? Hı-hı. Babanız ne işle uğraşıyor? Babam tarım hayvancılık. Yani şey olarak da küçük çaplı bir arıcılıkla uğraşıyor. Hı. Aşağıda küçük bir bahçesi var. 10 dönüm kadar. Bahçesi çok hoşuma gitti. Ha. Giderken de sırtıma sarıp götüresim geldi. Ya, ya biraz geç geçseydiniz Temmuz yani. Ayında, Ağustos ayında evet. Domates, salatalık ya da işte meyveydi. He. Olabilirdi. Değil mi? O da olacak tabii ki. Oraya gözükmez ya, abim. Gel bu tarafa abim. Hoş bulduk. Ne örüyorsun? Vallahi ne yapalım işte. Uğraşıyor şu kral. Neyle uğraşıyorsun? Yediğin içtiğin senin olsun. Anlat bakayım. Beraber yiyelim içelim. Ne yiyelim mesela? Ne isterseniz. Allah ne verdiyse. Yani. Senin adın ne abi? İsmim Hanifi. Soyadım Güneş. Hanifi abi ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Çiftçilikle mi? Hayvanlıkla mı? Şimdi hayvancılık yapıyor. Çiftçilik yapıyor. İşte arazimiz var. Ortak ekiyor. Evet. Derken işte geçim sağlayıp gidiyor şükür Allah'a. Peki senin baban veya deden hayattayken onlara hiç sordun mu? Bu köye niye Gevrek demişler? Bir anlamı var mı Gevrek? Var. Ne var, abi anlamı mesela? Var. Şimdi buraya Maraş'tan gelmeler. Bizim sülalemiz. Güneşler, Kadıoğulları. Maraş, Elbistan. Oradan gelmişler. Arazi yapısı kıraç olduğundan. Yani yağmurun mesela her hafta yağması gerekir ki bizim arazimiz iyi olsun. Anladım. Ekinimiz, mahsulümüz yok. Kıraç tez geçtiği için Gevrek demişler. Arazi yapısı serttir. Evet. Ama insanlarımız yumuşaktır. Evet. Yani hoştur, hoşgörülüdür. Anladım. Peki bu köyde şekilde. Hangi sülaleler var? Hangi kabileler var burada? Burada sülale olarak Güneşler var. Çakırlar derler. Güneşerler var yine aynısı. Aynı sülaleden. Soy ismi kanunda değişmiş. Ayrılmışlar yani. Güneş ve Güneşerler. Ondan sonra Tufanlar var. Karaslanlar var. Ondan sonra Başkurtlar var. Onun haricinde Kılıçlar var. Evet. Bunlar yani. Peki Tunçoklar var. Öyle mi? Hüsnü abim. Bir de sponsorumuz evet. Hüsnü abimin Hüsnü ve Yunus Bey isimlerinden var. Onlar peki sen baba tarafı Erzurum'dan geldi. Sen çocukken bu köyde odalar var mıydı böyle? Var. Kimin çoktu. Odasına giderdin? Kimlerin odaları vardı mesela? Bizim kendimizin vardı. Hı. Hala da içinde eski yapımız da var. Çekebilirsiniz. Orijinal bir odamız vardı. Orası vardı. Hı. Şu aşağıda bir oda vardı. Ondan sonra ileride başka bir yerlerde vardı. Şevket abi vardı, onun vardı. Hı. Mehmet Kağ vardı. Başkurtlardan Duman derdik lakabına. Hı. Onun vardı. Yakup Tufan'ın kayınbiraderi. Ondan sonra işte bunun gibi odalar vardı. Sohbet ederlerdi. Ne sohbet ederlerdi? Ne anlatırlardı? Şimdi mesela? Eskiden televizyon atından yoktu. Atından mı gelirlerdi? Traktörden mi gelirlerdi? Yok. Eşek affedersin eşek. Eşek değil mi? Eşek. At arabası. Evet. Eşek. Evet. Onu yaya. Hı. Ondan sonra gelirlerdi böyle. İşte kim kimi tanıyorsa eskiden yaya yolculuk olduğu için herkes evet. hemen birbirini tanırdı. Hı. Yani işte A köyünden B köyünden herkes gelirlerdi. O diye otururlardı işte. Sizin memlekette ne var, sizin köyde, o civarda neler oldu, neler bitti işte onlar konuşulurdu. Geçimden bahsedilirdi, hayatın nasıl sürdüğünden bahsedilirdi. Televizyon yoktu, elektrik yoktu. Hı. Gaz lambası, idare ederek. Bilirim ben idareyi. İdareyi bilir misiniz? Fitili falan vardı böyle ondan. Hafiften açıyorum böyle. Zengin olanların loküs derdik. Böyle biraz daha büyük. Camlı daha büyük. Heh, camlı ondan vardı. Derken işte o şekilde sohbetler edilirdi. Muhabbetler edilirdi, tanışılırdı. Arabaşı neyim yaparlar mıydı böyle? Arabaşı yapılırdı. He. Hedik yapılırdı. Hedik dediğimiz buğdaydan. He. İçine işte çedene derdik onu. Buğday tanesi. Buğdayın içine nohut, fasulye, hı. beyaz fasulye. Hı. Bunlar katılırdı. Ondan sonra arabaşı olurdu. Çörek, sıra çöreği derlerdi. İşte ondan sonra birinin bir torunu olmuş işte bir hayırlı bir işi olmuş kutlama olurdu. Bugün sendeyiz. İsminiz? Davut abi. Ha. Davut Bey bugün sendeyiz. Hı. Yarına hazırlığını yap derlerdi işte. Kutular senin mi? Bizim. Gazlar bizim. Yumurtluyor mu bunlar? Yumurtadan çıktılar artık. Yok mevsim mu, bitti. Yumurtası. Yok. Yumurtlamıyor mu? Yok. Bunların yumurtası çok lezzetli oluyor. He? Değil mi? Ha. Yok mu?
Yok, şu anda yok. Öyle mi? Şu anda yok. Kaç kardeşsin sen? 3 kardeşim. Diğer kardeşlerin nerede? Onlar öğretmen. Hı. Bir emekli oldu sorgundan. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Diğeri hala çalışıyor. TOKİ'deki ilk öğretimde. Hı. Ondan sonra. Biz de köydeyik. Okuyamadık. Arazi çok bu. İşte herkesin kendine göre arazisi var. Benim kendimin 120 dönüm yerim var. 120 dönüm. He. Şimdi kaç liradan gidiyor çardan dönüme? Burada para yetmiyor. Adı gevrek ya. He. 800 bin lira. Değil mi? He. 500'den gel ver hepsini dalayım abi. Yok, vermiyorlar. Niye? Ucuz olur diyorlar 500'den. Kaç yani zaten? 800, 700 bin arası. 500'e gel toptan alak hepsini. Yok ya. Gel şöyle yapak. 900 olsun. Yok. Uzak olmaz. Mesafe uzak şimdi. Siz nereden? Ben mi? He. Ben uzaktan gelmiyorum. Şuradan bizim köyden geliyorum. İsa Fakırlı köyü. Sorguna bağlı. İsa Fakırlı. He, ben İsa Fakırlı köyündenim. Abdullah abinin hanımı oradan. Değil mi? Hı-hı. Gurbette tanıdıklarım var mı? İl dışında, yurt dışında. Çok. Köyümüzden onlara şöyle çok bir selam olanlar... gönderelim abim. Seni tanıyanlara. Tüm il dışında olanlara. Yurt dışında olanlara, Avrupa ve Amerika'da olanlara herkese selamımız olsun. Gevrek köyünden selam söyleyelim, kucak dolusu. Allah onları da mesut bahtiyar etsin, hepsini de. Evet. İşlerinde kolaylıklar sağlasın. Gevrek derken Yozgat'ın Sorgun Gevrek. Yok, merkez Gevrek. Yozgat'ın merkez Gevrek. Sorgun ayrı. Ekranda yazıyor zaten bak, Yozgat köyüne bağlı Gevrek köyü diyor. Selam olsun herkese. Evet, bir ara şu bodunun birini kes de yek, ne var ki? Tamam. Ya. Söz mü? Söz. Söz. Şimdiye kadar Gamari'ye kim söz verdiyse var ya, hiç sözümüzü kan olmadı. Şimdi şöyle. Dur dur. Biraz fazla mı yaklaştık? Önemli değil. Bende virüs yok. Bizde de yok da. Ha, sende varsa yok. Söyle uzak dur. Hiçbir yere gitmiyorum yoksa ben. Bende yok yani. Ben gitmiyorum bir yere virüsten dolayı. Tabii, biz tabii. De gitmiyoruz zaten. Biraz da sıkıntılıyım zaten. Rahatsızım. Evet. Evet. Şimdi şöyle. Söz dedim. Söz. Hı. Gaz ne zaman yenir? Harmanın tozu... Benim için eş fark dakika, etmez. Dur, dur. Gazı sen kes, hazırla, güzelce kaynatır. Onu diyeceğim işte, oraya geleceğim. He. Harmanın tozu, he. Ocağın buzu. He. Zahmerinin buzu. Kışın gelir diyorsun. Kışın. Ve harmanın tozundan. Hmm. Şimdi harmana şurada bir 20 günümüz kaldı. He. Hemen arpayı, buğdayı biraz yesin. 25 gün sonra burada. Sözünü aldın bak, bir daha gelirsem alırım. Gel... Odada şöyle bir... Şu odada. Hem de odayı çekelim. Pilavın üstünde koyak, odayı da aynen çekek güzel camide. Samimi söylüyorum. Ben de samimi, ben de ciddi söylüyorum. 5 yıl muhtarlık yaptım. He. 5 yıl muhtarlık yaptım. Hı. Ben haftada odama gelen olmazsa rahatsız oluyordum. Değil mi? Gelen olmazsa. He. Şu anda yine rahatsız oluyorum yani. He. Çünkü gelmelerini istiyorum insanlara. Benimle bir şeyler paylaşsınlar, bir şeyler yesin. Yiyelim içelim, tanışalım. Yedirmeyi seviyorsun ya. Yani. Çok seviyorum. Tamam, sen rahmetli o zaman dedem köyü var. Çekene kadar sen bir yemek hazırlattır, odada yiyelim, tamam, tamam mı abi? Tamam. Şimdi rahmetli dedem vardı, şunu da söyleyeyim, Çağır'ın Ömer derlerdi. He. Çağır'ın Ömer. Hı. Derdi ki, yolcunun, misafirin, hı, geçenin hiç yoksa bir bardak ayranı vardır. Kesinlikle, misafir onun gelirken... Onun için bizim hanemiz açıktır. He. 8 getirir, 7'sini bırakır, birini yer gider. Aynen abim. Hadi şöyle odayı da bir ekrana getirip bay. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.